yaşardı annesiyle ormanda. Kırmızı bir başlık takardı, adı kırmızı başlıklı kız. Kek yaptım dedi annesi, bunu büyükannene götür. Patikadan git büyükannene, hiçbir yere sapma. Küçük kız yola koyuldu elinde sepetle. Çiçek toplamak için yolda durdu ve kurt onu gördü. Kurt kıza sordu, hey küçük kız nereye gidersin? Büyük anneme kek götüreceğim. Ve de kurt bir fikir buldu. Kurt daha hızlı eve koştu ve kapıyı çaldı. Kapı açılınca sıçradı, büyük anneyi bağladı. Büyük annenin kılığına girip yatağına yattı. Kırmızı başlıklı kız geldi, İçeri gel tatlım dedi. Anne sesin neden bu kadar kalın? Seni daha iyi duymak için. Büyük anne gözün neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görmek için. Büyük anne elin neden bu kadar büyük? Sana sarılmak için. Büyük anne dişlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için. Küçük kız birden zıpladı, kurt onu kandırdı. Geçen oduncu çığlığı duydu ve kapıya koştu. Tak 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 kurda kitledi ve kızı kurtardı. Kırmızı başlıklı kızın getirdiği keki yediler. Bir zamanlar ormanda evde üç boz ayı yaşıyordu. Baba ayı, anne ayı, bebek ayı yemek yemeye oturdular. Çok sıcak dedi baba ayı, haydi ormana gidelim. O anda goldiler geldi çalılıkların arasından. Tak 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 kimse yok mu? Goldi geldi ve mutfağa girdi. Güzel kokuyor. İzni yoktu ama yemeğe oturdu. Baba ayının püresi çok sıcak, anne ayının püresi çok soğuk, bebek ayının püresi harika, harika, harika. Sonra goldiller doydu, tembel ve yorgundular. Salonda üç sandalye gördü, üç farklı boyuttaydılar. Çok rahat gözüküyorlar, haydi biraz dinlenelim. Baba ayının sandalyesi çok sert, anne ayının sandalyesi yumuşak, bebek ayının sandalyesi harika, harika, harika. Goldi oturur oturmaz sandalyesi parçalandı. Goldi yukarı çıktı ve üç yatak gözüne çarptı. Çok rahat gözüküyordu, babanın yatağına kırıldı. Baba ayının yatağı çok sert, anne ayının yatağı çok yumuşak, bebek ayının yatağı harika, harika, harika.
Birisi benim püremi yemiş. Dedi baba, birisi benim püremi yemiş. Dedi anne, birisi benim püremi yemiş. Bitirmişler, bitirmişler. Oturma odasına girince sizce ne fark etmişler? Birisi sandalyeme oturmuş. Dedi baba, birisi sandalyeme oturmuş. Dedi anne, birisi sandalyeme oturmuş. Kırılmışlar, kırılmışlar. Yukarıda yatak odasında sizce ne fark etmişler? Birisi yatağında yatmış. Dedi baba, birisi yatağında yatmış. Dedi anne, birisi yatağında yatmış. İşte orada, işte orada. Gaziler uyanınca üç boz ayıyı gördüler. Kız bağırdı, İmdat! Zıpladı ve oradan uzaklaştılar. Merdiven ve kapıdan gaziler yok oldular. Üç boz ayı çok şaşkındı. Sandalye ve yatağını yaptı ve yemek yemeye oturdular. Ve bu üç ayının hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare. Aslan ve farenin hikayesi. Fare ormanda dolanırken uyandı koca aslan. Aslan fareyi yakaladı. Fare korktu ve ağlayarak, beni bırakırsan sana yardım ederim bir gün. Bana ihtiyacın olduğunda orada olacağım. Aslan ve fare, aslan ve fare. Bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare. Bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan dedi, seni küçük şey, sen ne işime yararsın. Yine de haha bir güldürdün, seni özgür bırakacağım. Teşekkürler. Sonraki gün aslan avdan evine dönüyorken birden tuzağa yakalandı ve de yalnızdı. Aslan ve fare, aslan ve fare. Aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare. Bu aslan ve farenin hikayesi. Fare duydu aslanı ve yanına gitti. İpi kemirdi, aslan kurtuldu ve dedi ki, İşte şimdi tam bir takım olduk. Hatalıydım sana bakıp da gülerek. Sen olmasaydın burada olamazdım. Aslan ve fare, aslan ve fare. Bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare. Bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare. Bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare. Bu aslan ve farenin hikayesi. Bir zamanlar üç huysuz keçi varmış. Geçmek için nehri, botları yok mu? Bak oraya bir köprü var, gördün mü? Nehri geçip güzel otlar yiyeceğiz. Me, 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 me. Küçük huysuz keçi önce o geçti. Trip trap, trip trap, köprü gıcırdadı. Kim geçiyor benim köprümden? Dedetiler uzaktan ve oraya geldi. Me, 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 me. Seni yiyeceğim. Dedi büyük troll. Küçük keçi dedi, abimi ye daha büyük.
buradan kaybol. İkinci huysuz keçi geçmeye kalktı. Çip çap çip çap köprü gıcırdadı. Kim geçiyor benim köprümden? Dedi troll uzaktan ve oraya geldi. Me 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 me. Seni yiyeceğim. Dedi büyük troll. Küçük keçi dedi abimi ye daha büyük. Biraz bekle, o da geçecek. Troll dedi. Tamam, buradan kaybol. Me 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 me. Büyük huysuz keçi geçmeye kalktı. Çip çap çip çap köprü gıcırdadı. Kim geçiyor benim köprümden? Dedi troll uzaktan ve oraya geldi. Me. Seni yiyeceğim. Dedi troll keçiye. Keçi ona baktı ve yutkundu. Boynuzlarıyla onu yere düşürdü. Üç huysuz keçi mutlu mesut yaşadı. Me 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 me. Başlarını yıkamadı ve üç küçük domuz mutlu mesut tuğla evde yaşadılar. Hey, kids! Karıncalar çalışıyor. Hay ho, hay ho. Karıncalar çalışıyor. Hay ho, hay ho. Karıncalar çalışıyor. Ağustos böceği yatıyor. Tüm gün yatıyor.
karıncalar çalışırken. Karıncalar ekime gider, hay ha, hay ha. Karıncalar ekime gider, hay ha, hay ha. Karıncalar ekime gider, Ağustos böceği ise yatar. Tüm gün yatar karıncalar çalışırken. Karıncalar kızıdalar, hay ha, hay ha. Karıncalar kızıdalar, hay ha, hay ha. Karıncalar kızıdalar, Ağustos böceği dans ediyor. Tüm gün yatar karıncalar çalışırken. Karıncalar hasat yapar, hay ha, hay ha. Karıncalar hasat yapar, hay ha, hay ha. Karıncalar hasat yapar, Ağustos böceği ise yatar. Tüm gün yatar karıncalar çalışırken. Karıncalar evine girer, hay ha, hay ha. Karıncalar evine girer, hay ha, hay ha. Karıncalar evine girer, Ağustos böceği çok aç. Tüm gün yattı karıncalar çalışırken. Ağustos böceği üşüyor. Oyo, oyo. Ağustos böceği üşüyor. Oyo, oyo. Hiç yardımcı olmadı, şimdi üzgün ve üşüyor. Tüm gün yattı karıncalar çalışırken. Karıncalar onu davet etti. Hay ha, hay ha. Karıncalar onu davet etti. Hay ha, hay ha. Ağustos böceği dedi ki, İşlerimi aksatmayacağım. Karıncalar dedi, oley, oley, oley. Aslan ormanında uyuyormuş. Zor ve uzun bir günün ardından küçük ve tatlı bir fare yaklaşmış. Hemen aslanın burnunun dibindeymiş. Aslan uykusundan uyanmış ve küçük fareyi görünce koca pençesini havaya kaldırmış ve fareyi yemeye hazırmış. Merhamet et, demiş küçük fare de. Lütfen gitmeme izin ver. Bir gün sana yardım ederim, söz veriyorum. Aslan ikna olmuş ve fareyi geri bırakmış. Sonra ormanda bir gün aslan avının peşindeyken bir avcının ağına yakalanmış. Çok çaresiz kalmış. Fare aslanın kükremesini duymuş ve hemen yardıma koşmuş. İpleri kemirmeye başlamış ve yakında aslan özgür kalmış. Çok teşekkür ederim, demiş aslan. Eğer yardıma ihtiyacın olursa orada olacağım, demiş fare. Bundan sonra
en yakın arkadaşlar olmuşlar. Aslan ve fare çok yakın arkadaşlar, beraber oyunlar oynarlar, birbirlerine yardımlar ederler. Ölene kadar en yakın arkadaşlar. Bu sözleri unutma, iyilik her zaman kazanır. Hikaye zamanı. Oley! Hadi yerleşin bakalım. Bir gün kırmızı başlıklı kızın annesi ninesi için çok lezzetli kekler yapmıştı. Ninesi hastaydı. Bunları al ve ninene götür. Unutma, sakın patikadan sapma ve yabancılarla konuşma. Doğruca oraya git. Tamam anne. Küçük kız ormanda yürüyordu. Patikadan sapmadan gidiyordu. Ve birden bir kurt geldi. Çok açtı ve dedi: "Bu kekler çok lezzetli olmalı." Küçük kız, küçük kız, anneni dinlemelisin. Patikadan sapma, yabancılarla konuşma. Küçük kız, küçük kız, ninen seni bekliyor. Ormandaki kulübesinin içinde. Kurt düşündü ve onu avlayacaktı. Patikaya biraz çiçek koydu. Git onları topla. Küçük kız onları toplarken koştu. Ninesinin evine gitti. Küçük kız, küçük kız, başında bir dert var. Bir kurt seni yemeye çalışacak. Küçük kız, küçük kız, ninen bile yanıldı. Yatağında başka birisi var. Küçük kız ninesinin evine vardı. Büyük anne, kapıyı sevinç içinde çaldı. İçeri gel. Kurt yatakta ve sesini inceltti. Kırmızılı kız, hadi içeri gel. Büyük anne, oh büyük anne, gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için hayatım. Biraz daha yaklaş. Büyük anne, oh büyük anne, kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için hayatım. Biraz yanıma yaklaş. Büyük anne, oh büyük anne, dişlerin ne kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için hayatım. Küçük kız, küçük kız, kurt yataktan zıpladı. Küçük kızı kurt orada kovaladı. Küçük kız, küçük kız, ormandan avcı geldi. Hey sen! Baltayı salladı, kurtu korkuttu. İçeri çık! Ow. Neyse ki oduncu yakınlarda çalışıyordu. Büyük anneyi dolaptan kurtardı. Sonra hepsi bir fincan çay içtiler ve taptaze kekleri yediler. Oh, çok güzel. Bir daha asla yabancılarla konuşmayacağım büyük anne. Ve kurnaz yaşlı kurt bir daha asla gelmedi. Büyük anne ve kırmızı başlıklı kız sonsuza dek mutlu yaşadılar. Ve son. Kim yeni pişmiş kek yemek ister? Ben anne. Leziz. Buggy, az önce Huggy'nin elmasını mı aldın sen? Hayır.
Galiba sana bir hikaye anlatmanın zamanı geldi Buggy. Bir çocuk varmış ve de çobanmış. Gördüğüne şapşal çocukmuş. Bir gün nedendir bilinmez. Yalan söylemiş şakasına. Çocuk bağırır. Bart, lütfen gel. Hadi, hadi. Koş, koş, koş. Uzaklardan çiftçi gelmiş, kurdu kovalamak için. Kurt yokmuş hiçbir yerde. Sadece şakaydı, eğlenmek için yaptım. Çiftçi demiş, bak genç adam, bana bir daha şaka yapma. Tamam, söz veriyorum. Sonraki gün 10:30'da çocuk bağırmış kurt diye. Uzaklardan çiftçi gelmiş, kurdu tekrar kovalamak için. Kurt yokmuş hiçbir yerde. Sadece şakaydı, eğlenmek için yaptım. Çiftçi demiş, bak genç adam, bana bir daha şaka yapma. Tamam, söz veriyorum. Aynı gün saat 2'de büyük kötü kurt gerçekten gelmiş. Kurt korkutmuş küçük çocuk oyunları çalmak için. Çocuk varmış. Lütfen gel, hadi hadi koş koş koş. Kurt hadi, bu oyun değil, lütfen gel. Ama kimse gelmemiş. Çok korkmuş, bayılmış, kurt tüm koyunları çalmış. Çocuk çok korkmuş, üzgünmüş, hata yaptığını fark etmiş. Karar vermiş bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim. En önemli şey şudur, her zaman her zaman doğru söyle. Bu kelime ne? Bu kara kaplumbağası Hagi. Kara kaplumbağası ne? Kara kaplumbağası büyük bir kaplumbağadır. Ya dağ tavşanı? Dağ tavşanı da bir tavşandır. Neden hikayenin adı sadece kaplumbağa ve tavşan değil? Bu güzel bir soru. Artık hikayeyi okuyabilir miyiz? Tamam o zaman. Bir gün tavşan arkadaşı kaplumbağayla alay ediyormuş. Ve hiç de nazik değilmiş. Kendini beğenmiş tavşan, gerçekten çok hızlı koşabilirmiş. Ama kibar yaşlı kaplumbağa çok çok yavaşmış. Yavaş olmak çok üzücü, olmalı çok çok kötü. Kaplumbağa çok sinirli büyük yarış günü. Hadi yarışalım dedi. Beni yenemezsin, çok yavaşsın. Yenerim. Yenemezsin. Görelim bakalım. Büyük yarış günü. Hayır, hayır, hayır. Büyük yarış günü. Kaplumbağa çok emindi. Yavaşça of pufladı. Yorgundu ama güçlüydü. Büyük yarış günü. Kilometrelerce öndeyim. Biraz kestirebilirim. Dedi ve tarlada yatak yaptı. Büyük yarış günü. Beş dakika. Ve uzun da sürmedi. Övünen tavşan horladı. Büyük yarış günü. Kaplumbağa çıka geldi. Mutlu bir ıslık çaldı. Yavaştı ama güçlüydü. Büyük yarış günü. Pes etmeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Hadi hadi hadi. Büyük yarış günü. Tepe en diken bile
tırmandı ve süründü. Tavşan uykudayken bile büyük yarış günü. Sonunda tavşanı geçti, uykuda ve habersiz. Bitiş çizgisi geldim sayılır. Büyük yarış günü. Büyük yarış günü. Büyük yarış günü. Keçi ailesi, büyük Bili ve keçi ailesi. Durmadan yediler otları bitene kadar. Hepsini yediler ve hiç de kalmadı. Biçici keçi ailesi, biçici keçi ailesi. Nehirin üstü ve köprünün yanı kaplı çimenlerle. Yeşil ve lezzetli, zengin ve sağlıklı. Tam istedikleri gibi taze çimen. Tam istedikleri gibi taze çimen. Nehirden koştu küçük Bili ve köprüden atladı. Hopladı zıpladı trolün üstünden ve trol dedi ki ona: Dur! Trolün üstünden zıpladı. Sen kimsin? Dedi trol. Daha acıkmadan seni yiyeceğim. Bu keçilerin sonu olabilir mi? Bu keçilerin sonu olabilir mi? Oh lütfen troll bey, ben çok küçüğüm ve siz çok aç görünüyorsunuz. Ortanca keçi gelecek birazdan. O benden daha büyük ve daha lezzetlidir. İyi bakalım, git buradan. Ben ortanca Bili'yi bekleyeceğim. Nehirden koştu ortanca Bili ve köprüden atladı. Hopladı zıpladı trolün üstünden ve trol dedi ki ona: Dur! Trolün üstünden zıpladı. Sen kimsin? Dedi trol. Ben ortanca Bili. Daha acıkmadan seni yiyeceğim. Bu keçilerin sonu olabilir mi? Bu keçilerin sonu olabilir mi? Oh lütfen troll bey, ben çok büyük değilim ve siz çok aç görünüyorsunuz. Büyük keçi birazdan gelecek. O benden çok daha büyük ve çok lezzetlidir. Tamam o zaman. Hadi git buradan, ben büyük keçiyi bekleyeceğim. Nehirden koştu büyük Bili ve köprüden atladı. Hopladı zıpladı trolün üstünden ve trol dedi ki ona: Dur! Trolün üstünden zıpladı. Sen kimsin? Dedi trol. Ben büyük Bili. Daha acıkmadan seni yiyeceğim. Bu keçilerin sonu olabilir mi? Bu keçilerin sonu olabilir mi? Büyük Bili boynuzlarını indirdi ve trole saldırdı. Arkasına bile bakmadan kaçtı kötü trol. Dağların ardından kaçtı trol. Ve çok mutlu yaşadılar yeşil çimenlerde. Küçük Bili, ortanca Bili, büyük Bili, keçi ailesi, büyük Bili ve keçi ailesi. Thank you.
Bu üç küçük domuzun hikayesi, hikayesi, hikayesi. Bu üç küçük domuzun hikayesi, bir varmış bir yokmuş. Üç küçük domuzun üç evi var, sırayla, sırayla. Üç küçük domuzun üç evi var, bir varmış bir yokmuş. Benim evim samandan, benim evim ahşaptan ve benim evim tuğladan. Ay! Dedi kurt, domuzcuk beni içeri al, içeri al, içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. Hayır, 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 hayır. Öyle mi? Şimdi haflayı puflayacağım. Haflayacağım, puflayacağım. Şimdi haflayı puflayacağım ve evinizi yıkacağım. Oh, hayır. Dedi kurt, domuzcuk beni içeri al, içeri al, içeri al. Hayır, seni içeri almayacağız. Hayır, 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 hayır. Öyle mi? Şimdi haflayı puflayacağım, haflayacağım, puflayacağım. Şimdi haflayı puflayacağım ve evinizi yıkacağım. Oh, hayır! Kaç! Dedi kurt, domuzcuk beni içeri al, içeri al, içeri al. Hayır, seni içeri almayacağız. Hayır, 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 hayır. Öyle mi? Evet. Şimdi haflayı puflayacağım, haflayacağım, puflayacağım. Şimdi haflayı puflayacağım ve evinizi yıkacağım. Sana iyi şanslar. Dedi polis, yapamazsın, yapamazsın, yapamazsın. Dedi polis, yapamazsın. Hayır, 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 hayır. Bu üç küçük domuzun hikayesi, hikayesi, hikayesi. Bu üç küçük domuzun hikayesi, bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş. Peki kim kaplumbağa ve tavşan hikayesini biliyor? Ben kaplumbağanın tavana tırmandığını bilmiyordum. Hayır ya, tavşandan bahsediyor. İki tane kulağı var ya. Oh, yani kulaklarıyla mı tırmanıyor tavana? Bakalım neler olacak. Başlayalım mı? Evet. Yarışalım yaşlı kaplumbağa. Seni yeneceğime iddiaya girerim. Tamam. Yavaş olabilirim ama kendi yöntemlerim var. Elbette. Ama ben çok hızlıyım biliyorsun. Biliriz. Yaz gününde kaplumbağa tavşan yarışacak. Seni yeneceğim. Hiç sanmıyorum. Gıdıdav. Ne saçma bir yarış bu. Kaplumbağa pes eder mi? Tavşan hızlı, kaplumbağa biliyor. Ama bu iş istikrardır. Başlangıçta el sıkıştılar. İyi olan kazansın. Harika bir yarış olacak. Tavşan çok hızlı itti. Pardon yaşlı adam. Pardona ihtiyacım yok. Tavşan hızlı, kaplumbağa biliyor. Ama bu iş istikrardır. Hazır başla iyi yarış. Tavşan gitti, kaplumbağa kaldı. Her hareketini
istikrarlılık kazanır. Sadece hızını korur. Tavşanınızı kaplumbağa biliyor ama bu iş istikrardır. Haydi kaplumbağa, oley! Kaplumbağa dümdüz ilerledi. Adım adım dediğim gibi. Kaplumbağa geçti. Kaybedecek bir şeyim yok. Geliyorum bitiş çizgisine. Yenebilirim. Bu bitiş çizgisi mi? Tavşanınızı kaplumbağa biliyor ama bu iş istikrardır. Kaplumbağa çizgiyi geçince dostları kutladı. Oh, harikaydı. Küçük tavşan sadece hızımı korudu. Tavşan dedi, şuna bak sen, ben uyudum diye yarışı kazandın. Senin için çok mutluyum, hala çok iyi arkadaşım. Tavşanınızı kaplumbağa biliyor ama bu iş istikrardır. Tavşanınızı kaplumbağa biliyor ama bu iş istikrardır. Yani kaplumbağa tavana tırmandı değil mi? Yani tam olarak öyle değil. Hayır Bonnie, kaplumbağa tavşanı yarışta yendi. Ne yedi? Yarış sırasında yemek mi yenir? Çok şaşırdım. Bonnie. Bitti. Masal zamanı çocuklar. Kırmızı başlıklı kıza ne dersiniz? Evet. Ben kırmızı başlıklı kız olmak istiyorum. Ben de büyük kötü kurt. Allah Allah. Allah. Bu fikri pek sevmedi galiba. Herkes hazır mı? Evet. Bir kız varmış kırmızı başlıklı. Gitmiş hasta büyük annesine. Kestirmeden gideyim, o iyi değil. Kısa bir ziyaret büyük anneme. Sakın unutma, yabancılarla konuşmak yok. Tamam söz. Anne vermiş kıza yemekler. En sevdiği peyniri büyük annenin. Kesmiş ama yolunu ormanda bir kurt. Selam canım, nereye gidiyorsun demiş. Sen bir yabancısın değil mi? Seninle konuşmamam lazım. Ama hasta büyük anneme gidiyorum. Biraz peynir ekmek götürüyorum. Sonra kız gitmiş ama kurt zeki. Biliyormuş büyük annenin evini. Ortalama bir kurda göre zekiyimdir. Kurt girmiş büyük annenin evine. Saklayacağım seni gözden uzak bir yere. Onu kilitlemiş dolaba, girmiş yatağa. Onun şapkası kafasında. İmdat dedi büyük anne. Gir içeri canım büyük anne demiş kız, girmiş içeri. Merak ettim, nasılsın, iyi mi? Ben çok iyiyim. Ama garip sesi. Büyük anne, ne zamandır senin bıyığın var? Büyük annemin bıyığı var. Olamaz. Büyük anne, ne büyük kulakların. Ve de gözlerin ne kadar büyük. Büyük anne, dişlerin çok büyük. Seni daha iyi yiyebilmek için. Hayır. Olamaz, hayır. Hayır. Kolaysa yüzüme söyle. Seni daha iyi yiyebilmek hayır, için. Hayır. Bir daha düşününce. Hayır, hayır. Dedi kırmızı başlıklı kız ve bir avcı ormandan fırlattı. Kapıyı kırdı, tuttu canavarı. Şimdi görürsün sen. Dedi avcı. Sen büyük
kötü kıllı bir kurtsun. Kötülük yapmaktan vazgeç, yoksa hiç arkadaşın olmaz. Avcı kurtardı büyük anneyi ve kız döktü birden içini. Konuştum bir yabancıyla, İtiraf etti. Şimdi dersimi aldım dedi. Şimdi dersini almış öyle dedi. Vay, büyük kötü kurt kesin dersini almıştır. Tabii ki aldı ve onu çok uzaklara yolladılar. Bir daha da geri dönmedi. Büyük kötü zorbalara ne olduğunu gördünüz mü? Tabii ki. Şimdi bu hikayeden alınacak ders nedir? Asla bir kurda taze ekmeğin ve peynirin olduğunu söyleme. Hadi bize çocuk, kurt ve koyunun hikayesini anlat. Oo, yalancı çoban. Neden yalan söylemiş? Çünkü nasıl bağıracağını bilmiyormuş. Joey, yalancı çoban olup bize hikayeyi anlatmaya ne dersin? Elbette. Ben çoban koyunlara bakarım, çok zor uyanık kalırım. Çünkü çok sıkıcı oluyor, beklemek çimlerin uzamasını. Hey, bir fikrim var. Sanırım bir şaka yapacağım köydeki insanlara. Sanki kurt gelmiş de koyunlarımı kaçırmış gibi. İmdat! 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 Bir kurt geldi, koyunları kovaladı ve korkuttu. Oh, aman tanrım! Oh, hayır! Oh, bu çok kötü! Gidip yardım etmeliyiz! Köylüler koşup geldiler, sürü ve çoban iyiydi. Çocuk güldü. Şaka yaptım! Komik bir şaka değildi. Bizi böyle korkuttun için kendinden utanmalısın. Senin adına korkmuştuk. Sadece bir şakaydı. Hiç şaka kaldırmaz mısınız siz? Sonraki gün gece olunca çocuk tekrar plan yaptı. Bugün tekrar yapacağım, böylece sıkılmam. Ve çok güldü. İmdat, imdat, bir kurt geldi, koyunları kovaladı ve korkuttu. Oh canım, sanırım başım belada. Ve tekrar köylüler geldi, koyunlar çok iyiydi. Çocuk güldü. Şaka yaptım. Bence özür dilemelisin. Evet. Bir özür dile. Bizi yine kandırdın. Bu hiç hoş değil. Bize yalan söyledin. Bir şakaydı. Köylüler hiç mutlu değildi. Ama çoban bunun komik olduğunu düşündü ve bir kez daha köylüleri kandırdı. Güzel bir gün sürüsüyleyken kurt belirdi, çocuk korktu. Köylüleri çağırdı. Yardım edin lütfen, şaka değil. Oo la 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 la. Bir bardak çay ister misin? Neden olmasın? Kimse dikkat etmedi, şaka sandılar bunu. Çaylarını içtiler, çobanı umursamadılar. Hey, bu hiç komik değil. İmdat, imdat, bir kurt geldi, koyunları kovaladı ve korkuttu. Ama yardım etmeye kimsecikler gelmedi. Çoban ona kimsenin inanmadığını anladı. Çoban köye geri geldi, herkes etrafına toplandı. Sen bizi kızdırdın. Özür dilerim her şey için. Gerçekten dersim aldım. Bir daha asla yalan söylemem. Fasulye sırrı hikayesini anlatıyor.
anlat. Fasulye sırığı nedir? Bir çeşit çorba mı? Hayır, saçmalama. O aslında bilmiyorum. Hadi öğrenelim. Bir zamanlar Jack ve annesi yaşardı bir çiftlikte. Fakirdiler, yok yemekleri. Plan yaptılar geçinmek için. Jack, git ineğimiz Bessie'yi sat. Bu parayla daha çok ekin yetiştirebiliriz. Pazarda Jack Bessie'yi sattı. Garip giyinmiş genç kıza. Selam genç adam. Eğildi zarifçe. İneğinize veririm fasulye. Bunlar büyülü fasulyeler. Wow. Gökyüzüne erişecek kadar büyürler. Vay. Jack gitti eve annesine. Gördü fasulyeyi anne. Attı onları dışarı. Jack sadece fasulye mi? Ağladı. Ama anne, bunlar büyülü fasulyeler. Of, büyüymüş. Ertesi gün fasulyeler dev gibi büyüdü. Vay be. Jack tırmandı çok yükseğe. Gökyüzünde bir kale. Vay, şuna bak. Ama girdiğinde kaleye, büyük şişman çirkin yüzlü dev geldi gümbür gümbür sesle. Salladı göğü bulutları. Geliyor kokusu bir çocuğun. Leziz, leziz, leziz. Lezzeti tam, hazır mısın? Geliyorum, tamam. Jack o kadar korkmuştu ki dev altınları sayarken Jack bir dolaba saklandı. Büyük yaşlı dev uyuyunca Jack kaçtı bir altınla. Karar verdi geri dönmeye. Ama dua edeyim ben önce. Lütfen, lütfen beni kötü yaşlı devden koru. Tırmandı kaleye ve gizlendi. İşte dedi, devin hazinesi. Çabuktan altın yumurtalar. Dev saydı ona kadar. 2, 3, 4, 5. 5'ten sonra ne geliyordu? Geliyor kokusu bir çocuğun. Leziz, leziz, leziz. Lezzeti tam, hazır mısın? Geliyorum, tamam. Çabuk ol Jack, hızlı. Pardon, yanlış hikaye. Jack hızlıydı, çabuk davrandı. Kaptı küçük beyaz tavuğu. Hatta bir de arpa aldı. İndi sırıktan aşağı. La la. Ama dev hızla Jack'in peşine düştü ve kendini fasulye sırığının üstüne attı. Eve dönünce aldım bir balta. Kestim fasulye sırığını. Büyük yaşlı dev düştü oradan. Gören olmadı onu bir daha. Jack ve annesi tavuğun altın yumurtaları sayesinde iyi bir hayat yaşayabilirler. Anne bir ziyafet hazırladı. Geldi bütün komşular. Arp çaldı ve söyledi. Jack bir yıldız parlayan. Jack yıldızsın sen. Sonra? Fasulye sırığı çorbası yaptılar mı? Hayır, ama artık altın yumurta veren bir tavukları var. Ama altın yumurtayla dişini kırabilirsin. Bir zamanlar... Hayır, dur. Tamam, hikayeyi sen mi anlatmak istiyorsun? Hayır, sadece şey demeyi seviyorum. Bir zamanlar... Üç küçük ayı gitti oynamaya. Bugün yapacağım bir ev samanla. Dedi bir ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. Ama kötü bir kurt onu uyandırdı. Olamaz! Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Au! Çaldı kapıyı. İzin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım, yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. De saman yerine
kullanmalıydım. Gitti iki ayı oynamaya. Evim çubuklardan olacak, baksana, dedi ikinci ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. Ama yine o yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Çaldık kapıyı, izin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Aflarım puflarım, yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. Olamaz. Kötü yaşlı kurdun yıkamayacağı bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Sadece küçük bir ayı çabuk düşünmeli. Sağlam tuğlalardan yapacağım ben evimi, dedi üçüncü ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. İnanabiliyor musunuz? O yaramaz yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Hayır. Çaldı kapıyı, izin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Aflarım puflarım, yıkarım evini. Denedi, denedi ve tekrar denedi. Yıkabildi mi? Tabii ki bunu asla yapamadı. Tuğlalar çok sağlamdı. Peki kötü yaşlı kurda ne oldu? Bir daha onu gören olmadı. Kurtlar böyleler. Evet, böyleler. Babacığım. Evet, hikaye anlatma sırası kimde? Sıra bende. Ben aslan ve farelerin hikayesini anlatacağım. Fare demek istedin herhalde. Bu sefer değil. Çünkü hepiniz küçük fareler olacaksınız. Kuvvetli güçlü aslan uyuyor yuvasında. Üç küçük fare geldi, baktı ona. Yanlışlıkla biri çarptı onun pençesine. Ay, pardon aslan bey. Bu yasak olmalı ama. Özür dilerim, sizi incitmedim umarım. Bıraktı aslan farenin üstüne pençesini. Korktu diğerleri, bağırdı, seni yaramaz. Yalvarırım aslan bey, dinleyin beni. Öderim borcumu bırakırsanız beni. Lütfen. En iyi arkadaşınız olurum. Lütfen. Tamam, evet diyorum bu seferlik. Ama dağılın gözüm görmesin sizi burada. Sağ olun aslan bey. Borçluyum size. Sanırım her aslan değil, tehlike. Gidin buradan. Yani büyük aslan küçük farenin gitmesine izin verdi. Fiyuh, bu korkutucuydu. Ama hikaye daha bitmedi. Anlat hadi. Evet, devam et. Aslan gitti, ava yakalandı bir ağa. Debelendi, başladı homurdanmaya. Kükretti çok güçlü, duydu üç fare onu. Arkadaşın aslan mı? O tehlikede olamaz. Atlarınızı sıkı tutunun, yani aslanlarınıza. Kurtarmaya gidiyoruz onu. Aslan ağladı, yakalanmış. Korkusuz fareler geldi yardıma. Kemirdi büyük bir deli, kaçtı aslana. Kim derdi ki gurur duyacağım farelerle? Biz arkadaşız. Sonsuza dek. Bravo fareler. Dostlar aile gibi, aile dostlar gibi. Tutarım hep sözümü, güvenebilirsin bana. Burada da
Olay aslan. Arkadaşlık hediye, seni özgür kılan. Yani bu hapsolmuş bir aslanın hikayesi mi? Hayır, saçmalama. Bu arkadaşlıkla ilgili. Ve iyilikle. Kesinlikle öyle. Arkadaşları yalnız bırakmamakla ilgili. Bunu sevdim. Çok tatlı.